Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İndüksiyon ısıtıcısı ile ilgili bu hafta bir paylaşım yapacağım. Bu devreyi daha önce yapmıştık. Bununla ilgili devre şemasını yayınlamamıştım. Onu çizdim, bitirdim. Kısa bilgi paylaşımı yaptıktan sonra devrenin nasıl çalıştığını şema üzerinde anlatacağım. Bir trafomuz vardı, güçlü bir trafomuz. Sonrasında bir köprü diyot yaptım. Burada Schottky diyotlarını kullanıp 4 tane diyottan bir köprü diyot çıkardım. Devremizi daha önce yapmıştık. Bir önceki videoda detayları anlatmıştım. Şimdi nasıl çalıştığına geçeceğiz. Devreyle ilgili tavsiyelerde bulunacağım. Şok bobinlerinin tel kalınlıkları 2 ya da 3 milim olmak zorunda. Çünkü 50, 60, belki 70 amper akım çekilecek. Keza devre içerisinde kullanılan yollar da 5 ya da 6 milim bakır tel ile yapılması gerekiyor. Özellikle bu kalın çizgiler akımın en çok çekileceği hatlar. Bunlar 5-6 milim tel olmazsa olmaz. Devrelerde IRFP 260 MOSFET transistörünü kullanıyorlar. Fiyatı uygun, ucuz. Ben burada HY5110'u kullandım. Bu MOSFET çok özel bir MOSFET. Çok fazla akım çekebiliyorsunuz ve iş direnci çok düşük. Müthiş bir şey. Esasında ikisiyle mukayese bile edilmez. Bu MOSFET'i AliExpress'te bulabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. Yaklaşık 5 tanesi 150 lira civarında. Kısaca MOSFET'ten bahsetmek istiyorum. 220 15 watt'lık direncimizden çıkan voltajımız direkt gate'e görüyor. Burada yaklaşık 5,5 6 volt oluşuyor. 12 voltluk zenlerle 10K'lık direncin görevi ise bir aksilik oluştuğunda MOSFET'in yanmaması için koruma görevi üstlenmesi. Burada görev sadece koruma altına almak. Sonrasında kapasitörlerle ilgili 6 tane veya 8 tane 0.27 mikrofarad 1200 volt kondansatör kullanalım. Bunlar özel kondansatörler. Bunların iç dirençleri düşük ve ısınmıyor. Çok önemli. Bobine gelirsek mümkünse 8 milimlik borudan 6 tur yapmamız yeterli. İlk önce 32 milim bir boruyla başlıyorum. Şöyle göstereyim. Bismillah. Otuza 20 bir profilim var. 1.3 milim. Bunu ısıtalım. Şöyle kalın bir hilti ucum var. Işıkları da kapattım. Bunu ısıtacağız. Bayağı kalın bir demir biliyorsunuz. Başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu dolu demir. Çelik. Ama ısınmaya başladı. Gayet de güzel ısınıyor. Elim de ısınmaya başladı ama tutarım. Bekleyeceğiz. Geldi. Hilti ucunu da ısıttıktan sonra devremiz kendini ispat etti. Bu MOSFET'ler çok sıkı çalışıyor. Bilginiz olsun. Türkiye'de bulunmuyor. Bu devre 3000 diye geçiyor ama 4000 watt olarak da çalışacağından eminim. Trafonuz müsaitse çok ciddi akımlar çekersiniz. Soğutmayı unutmayın. Fanlar da çok önemli. Bir videomuzun da sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.